Selamlar. Şimdi yeni bir portföy oluşturdum. Bu portföy son açıklanan bilançolara göre oluşturuldu. İyi olan hisseleri seçtim. Hesapladık, kitapladık. En sonunda bu portföyü oluşturduk. Hani 2023'e bir portföy vardı ya, gelmiyordu. İşte onların bilançolarının gelmesini bekliyorduk. O portföyü şu an yaptık. Şimdi bir şey göstereceğim. Mesela hisse seçerken neye dikkat ediyorum? Onu size göstereceğim. Bir hisse üzerinden konuşalım. Ondan sonra o hisseyi nasıl elediğimi size anlatacağım. Bakın en altta bu hisse Cante. Cante'yi niye eledim arkadaşlar? Bakın özel hesaplama 2'ye göre potansiyeli -31. Şimdi özel hesaplama 1'e göre 7.2'de ucuz gözüküyor. Piyasa değer değeri 4.4. Finansal borcu da var. Şu tarafa kaydırınca bakın yabancı para pozisyonunun çok büyük olduğunu görüyorum. Yabancı para pozisyonu çok büyükse arkadaşım biz o işte yokuz. Bakın finansalları çok güzel. Bakın yem yeşil, fabrikleri çok iyi. Hisseyi teknik olarak da bakabiliriz. Cante diyelim. Zaten bizim takibimizde olduğu bir hisseydi. Şu an yatırım yaparken bir daha düşüneceğiz bu hisse. Çünkü bakın yatırımcı da kaçıyor. Yatırımcı da kaçıyor. Dikkat edin bakın. Kaçıyor. Niye kaçar ki yatırımcı? Bakın taban yemiş. Bir daha taban yemiş. 9.5. 9. Evet. Bir şey olmuş. Bakın böyle gidiyorken bir şey olmuş. Acaba dolar mı artacak? Yani niye böyle bir şey? Yani bu dolar bazlı bir dikkat edilirse büyük tahtalardan çıkılıyor artık. Çıkışlar büyük tahtalardan oluyor. Acaba dolar mı artacak? Yani bu insanlar biliyor arkadaşlar. Neyin ne olduğunu, piyasada ne bok yendiğini biliyor. Bunlar büyük tahtalardan çıkıyorsa muhtemelen dolara geçecektir. Yani büyük hacimli hisselerde. Bakın hisse çok iyi getirileri olabilir. Şuradan da istiyorsanız bakayım. Cante'yi. Yani çok iyi şey olabilir, hisse çok iyi olabilir, yani kazançları da çok iyi olabilir. Ancak yani bakın riskler önemlidir, riskler. Bakın bir şey göremiyorum, sakatlık göremiyorum gerçekten. Kazançları iyi. Ancak riskler önemlidir. Burada biz her ne kadar kazançları iyi gibi olsa da buradaki potansiyelinden dolayı biz bunu eliyoruz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde eğleniyor. Yani mesela THY bu şekilde elendi. Aslında ucuz bir hisse THY, tamam mı? Ama elendi. Biz risk almamak adına bunu yapıyoruz. Evet. Geri kalan hisselerimiz mesela Ereğli. Ereğli'yi bu şekilde eleyebiliriz. Yani şunu eleyebiliriz. Pahalı gözüküyor. Bu 4.5'lar 6.5'lar arasında gider gelir arkadaşlar bu hisse. Yani daha yükseğe de gider de. Yani normal zamanı için konuşuyorum. Zaten ederine gelmiş. Şimdi bunları tabii daha da geriye düşebilir. Alabiliriz. Yani bunların hepsini alacağız diye bir şey yok. Bu sistemi bu şekilde oluşturdum. Daha var mı diye sorarsanız böyle. Daha yok arkadaşlar. Yani bir tek göstermelik eledim size. Mesela THY'yi de öyle eledik. Bakın. CDRF THY A O muydu? O nasıl bir şeydi? O A mı? Evet. Yani o şekilde eledik. Yani THY'yi de burada ana şeyden neyse bulamadım. Dolayısıyla arkadaşlar bu elemeleri yaparken ince eledik. Sık dokuduk. Bazen pahalı haldeyken mesela şey yaptık. Bakın T limanda halen yatırımlarımız var. Yatırımlar ne oldu onu da göstereyim arkadaşlar size. Ne yaptık yatırımda? Amerika'dakileri değiştirmedik. Amerika'dakiler duruyor. Değiştirmedik arkadaşlar. Bu şekilde yani çok bir sıkıntı kalmadı gibi Amerika'da. Şimdi buradakileri değiştirdik. Bunu söyleyeyim. Şunu sattım arkadaşlar. Tavandan sattım ben bunu. Bu şekilde sattım. Bunu sattıktan sonra
Yani ne oldu, ne olmuştu onu anlatayım. Bundan 2 hisse almıştık. Bundan 2 hisse, bundan 6 hisse galiba. Yani 6 değil de 7 tane daha eşimde var. Yani genel anlamda bundan 2, bundan 2 aldım. Diğerinden de 2 almıştık. Onu sattık, şunu sattık. Ondan sonra bundan 2 almıştık. Ama bu 2,5 oldu. Yani 2,5 oldu ne demek? 2 hisse aldık, 2,5 oldu hisse sayımız. %25 karla çıkış yaptık demek bundan. ARD yazılımdan %25. Zaten çıktık mı arkadaşlar? Çıkmadık. Yani burada bir oyun oynanıyor gibi. Ben o oyun yani geri çekilirse tekrar gireceğim. Yani çıkarsa yine gireceğim. Yani çok çıkarsa bırakırım, düşmesini beklerim. Bakın burada zaten bir üste çıkmış. Bu böyle geri dönüş yaparsa tekrar girersin. Şimdi bunun bir hissesini, çıktığım bir hissesini buna ekledim. Teğmen'e ekledim arkadaşlar. Buraya bir hisse ekledim. Burada 3,5 hisse oldu yaklaşık olarak. 3 hisse bir de karı var işte. Bekliyoruz. Burada da bende 12-13 hissemiz var. Bunda da bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle yapılabilir. Yani bu bilanço açıklarsa, iyi bir bilanço gelirse bundan da çıkabiliriz yani. Çünkü bilanço sonrası eksi 10 yaptırıyorlar arkadaşlar. Bakın deva eksi 9,5 olmasına rağmen ben devayı portföyüme ekledim. Bakın burada deva şurada konumlanıyor. Böyle çok pahalı değil. Ve şeyleri güzel. Güzel yani getirileri güzel. Öyle kötü bir hisse değil. Ancak gördüğünüz gibi bazen sizin isteğiniz dışında bazı şeyler olabiliyor. Bakın Doğaç'ı portföyümüze ekledik. Ne yapıyor? Kötü bir şey mi yapıyor? Kötü bir şey yapmış olabilir. Bir kararı kötü almış olabilir. Ancak onu zaman gösterecek. Burada Doğaç var mı? Bir bakıyorum. Olması lazım. Yanlışlıkla silmiş de olabilirim. Evet arkadaşlar. Evet. Yanlışlıkla sildik galiba. Otomobil. Otomobil. Doğaçı silmemişik. Neredeymiş bunu? Doğaçı silmemişik. Evet arkadaşlar bugün doğaç burada. Hiçbir eksiği yok arkadaşlar. Bizim gözümüzde hiçbir eksiği yok. Gayetten uygun fiyatlanıyor. Almak için bekliyoruz. Tabii Türkiye'deki durumlar karışık olunca biraz sıkıntılı olabiliyor. Mesela bakın Bera'da iyi demiştik. Ancak çok büyük hareketler oluyor Bera'da. ARD yazılım iyi hale geldi. Bakın 3,8'lere geldi. Ancak çıkış yaptık bundan. Çünkü oyun oynuyorlar. Bir gün tavan yaptırıyorlar, bir gün taban yaptırıyorlar. Yani borsa güvenilmez halde yani anlatabiliyor muyum? Yani bu oyunu yanlış adım attığın zaman çukura basıp düşüyorsun arkadaşım. O kadar şöyle söyleyeyim yani. Bakın Kerevitaş artık buralara geldi. Orge 4,8'lerde güzel. Evet bunlar hepsi de güzel şirketler arkadaşlar. Mesela bizim üst seviyede beğendiğimiz hisseler. Bakın Aksa var. Aksa 5,7'lerde. Aksa 5,7 demek. Bakın burada potansiyeli büyük olan şirketleri direkt gösteriyor. Bakın Alkim. Çok muazzam. Geliz ambalaj. Çok muazzam demeyeceğim. Birazcık pahalı. Bizim Doğaş bakın. Egesel. Acesel. Burada şeyi göremiyorum. Aksa nereye gitti burada? Aksalar yok mu? Aksa'da şöyle bir durum var. Aksa borçlu arkadaşlar. Ondan dolayı bu kadar çıkmadı. Şuradan diyelim bakalım büyükten küçüğe doğru. Evet. Burada ACS, Erkonka, ARD bizim. Telima. Evet, Aksa burada potansiyel oluşturmuyor ne yazık ki. Ancak bu potansiyel oluşturmuyor ama kazanmıyor anlamına gelmez. Kazançları çok kuvvetli arkadaşlar. Potansiyeli oluşturmayabilir.
buradan potansiyeli olan ve çok da uygun olan şirketlerden yine Alkim arkadaşlar. Alkim. Yani bu yarı yarıya ucuz olan bir hisse. Sizin tabirinizle. Potansiyeli olan ve ucuz olan hisseler burada. Bakın Doğaç'ta artık hem potansiyeli var hem ucuz arkadaşlar. Airbus beğendiğimiz hisseler arasında potansiyelli ve ucuzlar. Acıselloz yani muazzam olanların arasına girdi. Birazcık FK'ları birazcık yüksek ama. Evet. Yine Kütahya Şekel ayrılıp da gelmiş. Yine güzel gelmiş yani. Tezol, Deva. Tezol arkadaşlar bakın. Makim diye bir şirket. Makim. Bizim dikkatimizi çekmeye başardı yani. Makim. Bir iki seferdir görüyorum bu şirketi. Evet. Evet arkadaşlar. Asıl hesaplamayla biz şu şekilde küçükten büyüğe dediğimiz zaman zaten bu hesaplama o kadar güçlü ki bakın burada finansalları düşük olanları ortaya çıkıyor. Daha düşükleri var da bazı yönlerden negatifleri oluyor her şeyin. Yani her zaman fiyat yani piyasası küçük olan, düşük olan, ucuz olan iyi olacak anlamına gelmez. Mesela Zaol hep ucuz. 2020'den beri ucuz ama iyi anlamda değil. Yani ucuz kalmış. Dolayısıyla böyle şirketler olabiliyor arkadaşlar. Benim sıralama yaptığım şirketler bu şekilde. Bunların içinden alım satımlar yapılabiliyor. Kadar. Tabii bunları arttırabiliriz. Herkesin kendine göre değişik şirketi olabilir ama bizim şey olarak portföyümüzü oluşturduğumuz kısım bu. Yani bunu ekleme yapılabilir. Daha bilançoları gelmeyen listelerden eklenebilir. Herkese iyi geceler.